Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalat sattır. İkincisi sindir. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Doktor, benim telefonum fışmına uğramış. Onun için sana geliyor benimkisi. Benim telefon bastığımdan değil, bir defa bastım. Nasıl yapmışsa bugünkü şeyleri, 6 tane sayfayı nasıl yapmışsa 50-60 tane falan basmış kendim. Yani bir bastım. Meselenin ehemmiyetine binaen demek yani. Ve belki de bir 10 dakika adres gönderemiyoruz. Böyle basıyorum, gitti gözüküyor bende, karşıki gözükmüyor. Yukarıda gördüm, seyrettim. Kaç defa olmadı. Demek ki bugün güzel ders çıkacak. Öyle oluyor. Hayri, umuru, hayrenin çok muzil manileri oluyor. Peki, aynen öyle geçiyor. Umuru hayrenin çok muzil manileri olur. Şeytanlar onun hadimleriyle çok uğraşır. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Canlı yayındakiler bir kişi söylesin. Hazır mısınız? Ses geliyor mu? Geliyor mu dedi? Hazırız abi. Tamam. Yalnız dimağa yanlışlıkla atıldı. Dimağdan gelenler sakın soru sormasın. Bak, onun için kıymetinizi bulun. Bugün yanlışlıkla size atıldı. Mecula atılmadı. Dima grubunda olanlar soru sormasın. Çünkü dima grubunun dersi değil bu. Nasibiniz varmış ama. Lugat sormayın çünkü. Lugat soruyorlar. Soru sormayın derken biz tabir ile lugat arasına hemen ona bir gireyim. Lugatla tanım şeyi, onu kavram kavram arasındaki farkı hemen okuyayım da ona göre bak. Kavram nedir? Hemen bununla alakalı olduğu için. Geçen işte soru soruyor, bu nedir diyor. Tamam, nokta istinat neresidir sorarsan bu dersin ayengi bozuluyor. Bir de derse geç kalırmayacak. Öyle bir şey var dersin özelliği. Bunu ehli dünya yapıyor ya. Sınıfa 5 dakikadan sonra geldiğin zaman hoca almıyor. Niye almıyor? Ahenk bozuyor. Diyor ki ben geç olsam ne olur Kenan? Olmuyor. Burada senin de ve benim görmediğim ama ruhumuzun hissettiği bir bütünlük var. Bölünüyor biliyor musunuz? Ve bu sefer sen o odaklandığın böyle bir uydurukça felsefe söyleyeyim. Manifesto diyorlar. Yani ruhani bir haletin var. Halet rüyen bozuluyor. O yükseldikçe ne kadar ulvi bir şeyle meşgulsen, yere çakıldığın zaman o kadar ses çıkıyor, bizde de o kadar tepki veriyorsun. Ama sen uzaktan bakınca, ya bu niye bu kadar tepki verdi diyoruz. Oysa o manadan kopuldun. Kopunca acayip bir boşluk oluyor, sıkıntıya dönüşüyor, eylem oluyor içse. Bunu ehli dünyada şey yaptı. Bak şimdi, niye dima sormasın diye. Ehli ise soracak tabi de. Kavramla lugatı söyleyeyim. Kavram. Kavram içerisinde ne var? Hakikatlar, insan var, mevcudatı içerir. Üç tane. Hakikat, Allah, esması yani. Esma-i Hüsnaları. İki, kavramın içinde insan var. Üç, mevcudat var. Lugat ise buldunuz adamın nüfus cüzdanını. Nüfus cüzdanı buldu. Böyle bir adam yaşıyormuş. Cilto, Sayfano, Ahmet oğlu Hüseyin bilmem ne. Annesi babası tipi. Ha, böyle bir adammış. Cinsiyeti mesela kadın erkek. Şimdi bu adamı tanıdın mı? Yok, bu adamın var dedi. Tanıksın ya. Ona şahit olun. Böyle bir adam yaşıyor. Şey diyor abi ya. Suretten maksat sirettir, ahlaktır ve sıfattır diyor ya. Ha işte. Aynı o işte. Onun gibi üç tane kavramı ben bizim lisana dönüştürdüm. Bu lugat, bu adam yaşıyor nüfus cüzdanı. Bir de bu adamla oturdun, ticaret yaptın, yemek yedin, seyahat ettin. Bu adam ahlakı, fikriyatı, düşünceleri, idealistleri, iddiaları mesela o tanıdı. Bu kavramdır. Onun için kavram dersinde lugatı soktuğun zaman duman oluyor o. Zaten gerekiyorsa ben lugatı veriyorum.
Seninle alakalı madem bu kavram burada başladı. Bak elim buradaydı. Buradan okuyacaktım görüyorsun. Fakat buradan dima yanlışlıkla atılmışsa demek ki nasipleri varmış. O zaman mecula dağıtarsan çok mu olur? Bugün de mecula dağıt istersen onları da dağıt. Madem istifade etsin dima. Attın mı? Ben attım. At mecula dağıt. Şimdi seninle alakalı bir yer okuyayım. Benim garipsediğim bir şey ve bunun ehliyle de yer yer konuştuğum bir şey. Benim en çok garipsediğim modern tıp modern tıp bilimi ruh kabul etmez. Gözükmeyeni tanımlayamaz. Tanımlamaz yani. Ruh psikoloji sonra nasıl girmişse yani şahit olacak, deneyleyecek, denemleyecek, görecek, süreci görecek, sebep sonucu görecek, ilacı verecek vesaire yapacak. Şimdi değiştiyse bilmiyorum. Eski yazmışım. Psikoloji diye bilim dalını ortaya koymak zorunda kaldı. Psiko demek Rumcadır. Rumca ruh demektir. Psiko. Loji ilim demektir. Rumca bu. Tıp lisanına da girmiş ama aslında oradaki Rum lisanıdır. Sonra tıp lisanına da oradan zaten geçiş yapmış diye okudum. İnsanın psikolojik davranışlarının kökenini hep madde ve fonksiyonlarında aramış. Şu andaki Türkiye'deki tıp galiba Katolik şeyi tıp felsefesidir. Dünyada geçerli 3 tane tıp felsefesi var. Tıp demiyorum felsefe. Katolik derken mezhep değil bu. Felsefi öğretidir. Felsefesidir. Sebebi putlaştırmıştır. Sebep mutlaka olmalı. Sebepsiz. Onun için alternatif tıbbı kabul etmiyor. Yani bakma öyle Müslüman oldukları için doktorlar şey yapıyor, oturuyor ama yani kendisi denemleyemediği, yani şey yapmadığı iltifat etmiyor. Mesela doktor bey ben bununla düzeldim diyor. Ses yapma diyor. Sen yani, yap diyor ama şey yapma. Yani en müspeti böyle diyor. Ya düzeldim işte ben bu otla. Ben bunu... Yok diyor yani bu olmaz. Tıpta yeri yok diyor. Tıpta yeri yoksa düzeldin mi? Düzeldiğini kabul etmiyor. Realite var. Düzeldi. Ama genel değil diyor. Tamam hastır. Bu tıp işte geneli alıyor. Güzel tarafı da o. Ama bir şey garip tarafı var. Bu şimdiki tıbbın. Sebepsiz düşünemiyor. Yani sebebi yok. Hemen ona bir yafta var. Böyle bir etiket bulmuşuz şimdi. Psikolojik. Yani tanımlanamaz şeyleri. Hastalıkları psikoloji diye etiketi yapıştırıyoruz. Yani stres. Stres kolay ya böyle. Maddenin fonksiyonlarına vermiş tanımlayamadı. Mesela bir madde var. Diyelim ki mürekkep kendisi var. Bir de onun vesile olduğu iletişim ve çelişkileri var. Ona maddenin fonksiyonu yani. Yani bizzat kendisi değil ama sebep oldu deniliyor. Fonksiyonlarını da aramış. Çözümde o zaman yani çok sıkıntı çekiyor şu anda. Çözümleyemiyor. Çünkü psikoloji 1876 Freud'un felsefesine göre şu anda temel konulmuş. Gerçi diğer bilim insanları da ekleme yapmakla beraber ama Freud'un temel anlayışına şey yapmış. Nedir o? Kuvve-i atlıyı, kuvve-i şevi, kuvve-i gadabiyenin sistemi üzerine kurmuş. Şehvettir der. Şehvet cinsellik değil. Aşırı istek, aşırı kaçınmanın üzerine. Ben okuduğum için söylüyorum Freud'un temeli, felsefesi, psikoloji şeyi. Aşırı istek, aşırı kaçınmadan kurmuş. İlk önce sonra eklenmiş. Ondan sonra Jung aslında Asyalıdır ama İsviçre'de yaşamış. İsviçreli bilim adamı gözükürken Asyalıdır o kökeni. Anlatmıştım Jung'un felsefesi. Bu arkadaştır, emsaldırlar. Fakat o diyor ki bununla çok ilginçti. Sebep sonuca çok başka şartı yoktur onun. Freud'un böyle. Ciddi bir ateisttir. Yani iyi bir şeydir. Jung öyle değildir. Jung acayiptir. Diyor ki ben diyor kendimi iyi hissettim. Çok mükemmeldim diyor. Tamam.
donanımlarımı aldım. Sonra diyor manastır gibi bir ben gittim İsviçre'de yerini gördüm. Ben bizzati gördüm o. Manastır gibi bir yeri var. Böyle küçük kiliseler yani bir kişinin iki kişinin kalabileceği mağara tipi dağlarda yerler yapmışlar böyle. Jung da öyle bir yere girmiş. Manastır yani tek böyle. Bizdeki inziva. Bizdeki inziva gibi. Girdim yani gördüm. İçeriye sokmuyorlar. Gezmek için dışına kadar. Diyor ki ben okudum. Bakın birkaç defa anlattım. O kadar ciddi bir şey ki önemsiyorum. Ben diyor mutluydum. Her şey tamamdı. Kendimi aşmıştım. Aşkınlığa erdim diyor. Sonra ben hariçten içimi bozmamak için hiçbir insanla iletişim kurmadım. Hiçbir kitap okumadım. İken, kendimi iyiyken hali zaman sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Ben kötüyüm. Derim ki diyor insanı ilişkilerden uzak olduğum için kötüyüm diyeceğim. Değil diyor düşünceyse düşünsel kötüyüm diyor. Kötü kötü düşünceler geliyor diyor. Sonra baktım ki diyor ben iyi olmama sebep olan bilgilerin ara boşluğunu bir bende birileri bulmuş. Hiçbir kitap okumadım. Dikkat edin bu kaçırma. Hiçbir kitap okumadım. Hiç kimseyle iletişim kurmadım. İyiydim. Neyle? Düşünsel. İyiyim. Sonra kimseyle görüşmediğim halde, okumadığım halde benim iyi olmama sebep olan düşüncelerin ara boşluklarını buldu. Bende birisi var diyor içeride. O ara boşluklarını buldu, beni ters düz etti diyor. Ve beni mağlup ediyor diyor. Baktım ki diyor ben yükseldikçe o da yükseliyor. Ben çözümler buldukça o çözümsüzlüğe itiyor. Karşıtım var diyor içeride. İki karşıt var diyor ve sonucu şöyle söylüyor. İnsan içerisindeki karşıtı çözmedikçe, tanımadıkça tanımlayamaz. Tanımadığı bir şeyi tanımlayamaz. Tanımlayamadığı bir şeyle de galip gelemez. Ve insana mutluluk yoktur diyor. İlle o içeride kimdir bilmiyorum ama bana rağmen bende çalışan bir sistem var diyor. Biz onun adını şeytan diyoruz. Değil? Şeytan diyoruz. Ve onun yaveri, hizmetçisi olan nefis. Nefsi emmare. Nefsi emmare. Yani bana rağmen. Mesela onun için mutlusunuz, huzurlusunuz. Durup dururken ya bu nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Yani hani o düşüncelerin seni yukarı çıkarmıştı. O düşüncelerin ters yüz eden nedir bu? Sana rağmen içeride çalışan bir sistem var. Sebebi yok bu. Bir ders yapmıştık. Sebepli sıkıntı, sebepsiz sıkıntı. Ha bu sebepli sıkıntıdır. Sebepsiz sıkıntıyı söyledim. Biz ümmet ruhu taşıyoruz. Ümmetçiyiz. Muhammed ümmeti. İbrahim'i ümmetiz. İbrahim'in ümmetindeniz. Tamam? Bunun iyiliğini, kötülüğü sana yansıması lazım. Ümmet olmanın karı var. Hem dünya ahirette sana hasuneler gelecek. Ama bedeli de var. O zaman ümmete gelen darbeler sana da pay ediliyor. Ne kadar ümmetçilere, dünya ve ahirette berzahta olanların hepsine pay ediliyor. Sana da hisseni düşünce tam da niye sıkıldım bilmiyorum. Sebepsiz sana ayrılan hisse o. Var mı misali iyi tanımlamak için? Bir gecede ustada 9 tane dişini düşmesi, alem-i İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyor. Sıkıntıdan 9 tane dişi düşmüş. Biz alem-i İslam'a indirilen darbeden böyle iştahımız bile kesilmiyor yemek. İkinci Abdülhamit var. İkinci Abdülhamit. Rusların Balkanlardaki anlaştıkları halde ihanet ediyorlar. Bunların karakterleridir. Anlaşmaya ihanet etmek. Rus'un karakteridir. Anlaşmaya ihanet ediyorlar Balkanlarda bir şehirde. Kaleyi teslim ediyorlar mı anlaştılar. Dokunmayacak. 25 bin insan katletmişler. Ve 2. Abdülhamit galiba bu sarayda duyduğu zaman sıkıntıdan ölüyor. Ya 2. Abdülhamit ya bir Abdülhamit ama hangisi bilmiyorum. Şimdi oysa ulvi psikologlar ki vefa gibi sıfatları ahlakıdır,
madde ve fonksiyonu değildir. Yani dedi ya tıp sebep sonuca putlaştırmış. Mutlaka bu sebep olmalı. Bu sebepsiz sonuca varsan başka yolla olmaz bir. Mesela Çin tıbbı var. Bir de Asya tıbbı var ayrıca. Türklerin kullandığı eski kullandığı şey var. Oradan geliyor bizim Asya değil bizim Türklerin kullandığı Çin tıbbı değil de Asya tıbbından geliyor. Türklerin işte Anadolu geleneğinden gelen yöntemler var. Onları pek kabul etmez. Pek değil kabul etmez. Put şudur. Sebep puttur. Sebepsiz düşünemez. Mümkün değil. Ha düşünüyor, biz düşünüyoruz abi, doktoruz. Siz Müslümansınız ayrıyeten. Onun için düşünebiliyorsunuz. Adamın haline bakıyorsun, kadının haline bakıyorsun. Yok diyor, sen kulağına. Çok iyi bil. Niye? Gavur bunu yapamaz. Bunlar aynı bilgisayardaki sistem gibi. Geliyor müşteri, ve efendim onaylamıyor bilgisayar, yapacağım bir şeyim yok diyor. Lan haline bak olmuyor işte bu kadının, biliyorsun bu suçsuz. Hakim de öyle. Hakim de ya diyor evet anayasa da böyle diyor. Evet suçsuzsun diyor ama anayasaya böyle olduğu için ceza vermek zorundayım diyor. Şu zulme bakın. Bora abi geçen gün birisi mahkemeye gitti. Anlattım hakime diyor. Hakim böyle boynunu büktü. Dedi ki diyor elimde bunlar dedi diyor. Bak abi şey yaptığı halde yani böyle boynunu... Diyor dedi ya. Bana da dedi ya. Komutan dedi ki pazardaki jandarma komutanı diyor. Hoca diyor, şöyle kapattı. Hoca diyor, senin suçsuz olduğunu, bu şikayet, 21 tane şikayet var. Yani, suçsuz olduğunu ben de biliyorum. Nerenin peşine koştuğunu çok iyi biliyorum. Bu vatanseverli olduğunu, vatan sevdalılar olduğunuzu, biz de aynı olduğumuzu, aynı şeyi düşündüğümüzü ben de biliyorum. Ama ne yapayım diyor ya, böyle diyor, ne yapayım diyor. Üzülme, ver cezayı ver bana dedi. Mecbur savcılığa vereceğim diyor. Ama yok diyor. Biliyorum seni diyor. O belki de o bırakacak seni. Bırak o bırak. Dedim yok. Üzülme. Ver savcılığa gitsin. Ona da bir şeyler anlatırım. Belki bir davayı anlatırım dedim ya. Bir sebep olur konuşmaya. Ya. Savcı sanki bu konuşmamızı duydu. Zaten kapıda şey yapmadan takipsizlik veriyor. Ben oturayım da biraz sohbet edelim ya. Dolayısıyla mesela vefa, mesela Freud ahlaki değerleri kabul etmez. Yani toplumsaldır diyor ama çözümde sebep kullanmaz. Ya bilerek konuşuyor biliyor musunuz? Yani ben okuyum Freud'un bu psikolojinin temelini. Yani aldım okudum yani. Sonra 13. şuadan, 14. şuadan, 13. lemadan bunlar 400 küsur psikoloji şey yapmışım. Yani aslında... Örf, anane, kültür, gelenektir bu ahlak. Mesela vefa. Vefa, mesela anne geldiği zaman sana yüklenen, başka bir kadın geldiği zaman sana yüklenen. Yani diyor ki bu işte seziştir diyor, duygusal, şöyle bir yani ulvi değerleri kabul etmiyor. Dolayısıyla modern tıp sebepsiz düşünemez hale getirilmiş insanı aşk ve muhabbeti, anne ve kardeş duygularını elektronların hareketine bağlanmalarına hep şaşırmışlar yani. Bakın madde ve fonksiyonu nerede anlatır biliyor musunuz bu madde ve fonksiyonu? Madde ve fonksiyonunu 29. sözün birinci sayfası değil ikinci sayfanın ikinci paragrafında anlatır. Ateistler karşınıza çıktığı zaman bu madde değilse maddenin fonksiyonudur. Yani mürekkep değilse mürekkebin sebep olduğudur. Bu mana nasıl oldu? Mürekkep buraya döküldü bu. Şunu döktüm. Ondan sonra masaya kitap yazıldı. Nasıl bir kitap? Tefekkürlü bir kitap yazıldı. Bu nedir bu yazılma? Mürekkebin fonksiyonudur. Yani sebep oldu tamam mı? Maddede bizzat değilse fonksiyonu da aramış. Yani ahlakı değerleri maddede nasıl arayacaksın ya? O zaman 90 kilolu insanlar hep aynı şeyi hissetmesi lazım. Maddenin fonksiyonuysa 90 kilolular aynı tip, aynı hissediyorlar, aynı şeyi düşünüyorlar. Olması lazım. Oysa mümkün mü? Bunu iddia eden bilim insanı annesine, annem demesine maddenin fonksiyonudur mu diye sormuşlar. Tabii diyor değildir ama sistem budur diyor.
Yani anneme annem dememin biraz zat ediyor yani. Bunu Jung sormuş. Jung, Freud'a sormuş. Annemle diyor diğer kadının farklı oluşu maddenin fonksiyonu mudur demiş. Arkadaşlar yani. Örfün sana yüklediğidir diyor. Bilmesen eşittir diyor. Ya. Acayip acayip bir şey yani. Böyle garip yani. Allah muhafaza etsin yani. Böyle kendini aşkın yani. Kendini aşkın felsefedeki tabir. Yani enfusi. Kendini bak kendin kendine konum ve mevzu yapamazsan psikolojiyi sıkıntını aşamazsınız. Bir daha kendin kendine konu ve mevzu yapamazsan kendin aşamazsın. Mümkün değil. Kendin kendine konu olacaksın, mevzu olacaksın. Bundan dolayı özgürlük karşımıza çıkıyor. Özgürlük ne demek biliyor musunuz? Bunu bitireyim de özgürlüğü oku. Yani serbest ve keyfe maaşa köleliktir. Özgürlük değildir. Onu şey yapacağım. Bunu bitireyim de bu şeyi. Fonksiyon aramışlar. İnsan insan kazanımlarına, kemalatına ve kayıplarına hep maddesel fonksiyon olarak bakmışlar. Yani insan kemalatı nedir? Kazanım ve kayıplarına bakmışlar. Yani duadır, sebepsiz şeylerden, kaynaktan görmemişler. Özgürlüğü de şöyle demiş. Serbestliktir. Keyfe maaşı. Keyfe maaşa. Keyfe maaşa harekettir. Hayır. O ustadımız diyor ki, dağdaki vahşi canavarlarda da vardır diyor. Yani özgürlük dediğimiz şey keyfe maaşı hareketse dağdaki vahşi canavarlarda da vardır. Özgürlük nedir o? Peki nedir? Şeyde münazaratta var. Bunun hakkında çok çeşitli şekillerde yorumlar, dersler yapmışız. Ama farklı olsun bu. Yani onları nakletmiyorum. Yani özgürlük orada hürriyet nedir? Ustad der ki hürriyet kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Hürriyet senin hürriyetin, benim hürriyetim senin hürriyetinle başlıyor. Görüyor musun şu tanımı? Benim hürriyetim senin hürriyetinle. Ve seni köleleştiren, seni ortadan kaldıran, sana zarar veren hürriyet benim hürriyet değildir. Bu köleliktir. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyen zat zahirde bütün ömrünü hapiste geçirmiş. Ya. Eğer ki hürriyet avamın anladığı hürriyetse üstadın ölmesi lazımdı değil mi? Ve ölmesi yaşayamam. Ve isyan etmesi lazım bütün talebeleri. Yaşayamam diyor yani. Yaşayamam. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Özgürlük o zaman nedir? Kendi bak bu şey yaparken akıl çalışıyoruz ya akıl yapacağız zaten. Çalışırken tefekkür ederken kenardan düşen manalar bunlar. Özgürlük kendi bilincinde, kendi şuurunda bizim tabirle şuur ikisini de kullanıyorum. Kendi şuurunda olmaz sorumluluğunda olandır. Yani sorumluluk şuurudur hürriyet, özgürlük. Sorumluluk. Ne kadar özgürsün? Sorumluluk aldığın kadar. İnsan olmak sorumluluk almaktır. Hayvan olmak hiçbir sorumluluğu yoktur. Dikkat edin sorumluluğu. Delinin bile sorumluluğu yoktur. Özgür müdür? Keyfe maaşı hareket ediyor. Her şeyi yapabiliyor. Hiçbir cezası da yoktur. Özgür müdür? Köledir. Tutsaktır. Nedir o? Nefsin. Esareti hayvani, istibdadi nefsani, hürriyet namı verilmiş diyor. Esareti hayvani. Hayvani duyguların esiriyiz. İstibdadi şeytani. Şeytani istibdadında bulunan adam özgür ve hür müdür? Mesela işten çıktı yorgun. Eve gidecek, çorba içecek, çoluk çocuğuyla olacak. Beraber olacak. Gidemiyor eve. Niye gidemiyor? Kahveye uğraması lazım. Kim söylüyor bunu? İçeriden dayatıyor. Git diyor. Özgür müdür? Özgürüm. Onu takkeme anlat. Özgürsün, köle misin? Özgür, şu özgürlük. Kendisine mevzu ve konu yapan ve şuurunun şuuruna varıp sorumluluk alandır. Şuurunun şuuruna varıp sorumluluk alandır. Sorumlu olmayan özgür değildir. İnsan, insandan başka bir şeye dönüşemez şuurudur, bilincidir. İnsan, insandan başka bir şeye dönüşemez. Dönüşebiliyor, hayvan oluyor. Kur'an'da var. Yani bunun sürecini bulmak yani. İnsan, insan olma sürecini yaşaması lazım.
Devam ediyor. Arif olmak, arif anı seyreder, seyreyler. Var ya böyle. Lütfu kahrın, şeyin, vahid, bilmeyen çekti azap. Emirdan'da geçiyor. Lütfu kahrın. Allah'ın lütfu da kahrı eşitmiş. Koronada olmak da olmamakmış. Ya çok tuhaf ya. Mesela bugün beni etkileyen şey yani. Biraz duygularım da biraz garip de ondan biraz bu etkiledi beni. Yani bu okuyayım böyle arifliği. Çok tuhaf. Arif bilmek değil, şahit olmaktır. Nereden çıkıyorum, tamam böyle? Çıkıyorum. Kendimden çıkıyorum. Bu sefer çıktıkça Allah'ın koronası, koronasızlığı, kanser, kansersizliği, ölüm, mezara giren, girmeyen hepsi aynı. Hepsi aynı. Lütfu karın. Lütfu da karın. İkisi şeyin vahid. Tek şeydir. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan yani arif olan anlar bizi. Arifliği okuyayım şimdi. Psikoloji sorunu yok mu? Kendin kendine mevzu ve konu yaparsan çıkarsın psikolojiden. Yoksa çıkamazsın. Ver şu kapı. Aile terapileri. Söyle. Tamam. Doldun. Kaç saat gidecek bu dolma? Kaç saat götürecek bu benzin? Benim gibi adama denk gelirsen o benzini birkaç saatte o benzin biter. Çünkü buraya da uğrayayım. Bu dershaneye de uğrayayım. Arabada benzin beğenmez bana. Oraya uğra, buraya uğra. Nereye kadar gidecek bu depo? Bir yerden gelmesi lazım. Tamam. Ya Arap şeyhi olacaksın ki Arap benzin şu. Arif bakan, arif bilmek değildir. Bilmek değildir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nedir o burada? Bilmek mi diyor? Tanımak. Kendi nefsini bilmenin şahitliliği. Bak şimdi, bu arifliği biraz size açmak istiyor. 295'te, yani kimse karışmadığınca iyi güzel gidiyorum abi böyle. Yoksa kopacağım başka içeceğim. Bak şimdi, arif diyor ki, Allah Allah, mevcudun içeriğine vücut. Sokarsan, oraya girmeyeyim, şuraya gireyim. Nefsine arif denmiş, nefsine alim ol denmemiş. Nefsine arif ol denmiş eskiler. Nefsini bilmek, şey yapmak için, eylem noktasında denmiş. Nerife alim ol denmiş. Ariflik, içsel şuurun içsel uyanışlarınınla bir şuur oldu ya, onunla kendini kendin seyretmektir. Arif onu anı seyreler. Yani uyandırılanla uyanması gerekenlere bakabilmektir. Bizde daha uyanmamışlar var ya, ne kadar sürecek bu uyanmalar? Hiç bitmeyecek. Hiç. Sonra devam edeyim. İlim sahibidir insan ama arif değildir. Allah arif değildir. Allah alimdir. Ve ilim sahibidir. Ariflik kazanılandır. Allah bir şeyi kazanmaz. Allah zaten bilir. Ezeli ve ebedi bilir. Yani kazanılan bir kemalattır demek istiyorum. Ariflik. Arif kazanılan kemalat. Allah yeni bir şey bilmez. O her şeyin, her şeyini ve her cihetini bilir. Halden hale bilinerek geçersin. Seyr-i sülükten kontrolsüz olursun. Devam ediyor. Başka bir yer var. Arif her yüzden seyredendir. Kim bak? Nasıldı? Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. İçerisi neydi?
İçerisi nedir? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bu nasıl olur? Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, hiçbir makama mahkum olmadan her makamdan bakabilen insanların düşüncesi, çeşitliliği sana zenginlik katan insandır, arif insan. Kamil insan yani. Hiçbir makamda mahkum olmayıp her makamdan bakabilen insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır, arif insan. Yani insanın zenginliğini, zenginliğinden olduğunu, mesela tek boyut istiyor, fakir insan. Bu böyle ol, kalıba sor. Hayır, benim gibi olma. Dediler mi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bana bakın diyor, nasıl kılıyorsam namazı öyle kılın. Benim gibi ol dememiş. Olamaz zaten, olmaz. Mesela ya Osman yumuşak, Ömer gibi biraz sert ol. Ya Osman ya Ömer Osman gibi yumuşak ol dememiş. Ne demiş? Hepsi Allah Resulü de dahil Kur'an ve sünnet-i seniye malzemesini kullanmış. Allah Resulü kullanmış. Hazreti Muhammed olmuş. Aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kullanmış. Kur'an ve sünneti kullanmış. Ebu Bekir çıkmış model. Aynı malzemeyi kullanmış. Ömer çıkmış radıyallahu anh. Osman çıkmış radıyallahu anh. Ali çıkmış radıyallahu anh. Hepsi aynı modeli kullanmış. Lan hepimiz aynı. Hepimiz namazda belki de Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın öğle namazında okuduğu Zamm-ı Sure'ye de denk gelmişiz ha. Belki de aynı Zamm-ı Sure okuduk. Peki niye farklı? Her makamdan bakan, hiçbir makama mahkum olmayan insanın farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır, arif kamil insan. İnsanları bunun dışı tersi insanları tek boyut kabul eder. Tek boyut. Böyle ol. Böyle ol. Böyle ol. Olmaz. Hayır. Benim istediğimi göreceksin. Bu sefer sadakat yarışmasız. Sadakatlılığımızı birbirimize ispatlamaya mücadelesine giriyoruz bu olmayınca. Sadakat ispatlılığına giriyoruz. Ben daha sadakatım, sen daha sadakatsın. Sen daha bu işe yakınsın, ben daha yakın. Benim babam senin babanı döver gibi çocuksu. Sadakat yarışına giriyoruz. Ben Risale-i Nur'a daha sadıkım, sen daha sadık değilsin. Sen Risale-i Nur'a daha sadıksın, değilsin falan. Senelerce bu kavga gider. Yani insanların insanın farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Kendisini mi şablon yapıyor? Kendisini yapıyor ve bir de kendi halet-i rüyesini sadakat yarışmasında kullanıyor. Ben daha sadığım. Risale-i Nur'a ben daha sadığım. Nasıl anladık? Oysa daha kamil olabilirsin. Çünkü malzemeyi kullandın. Risale-i Nur malzemesini o kullandı, o oldu. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'ın ayrıcalığı kullandıkları malzeme der midir? Birisi sert, birisi yumuşak. Aynı malzemeyi kullanmış. İhlas Risale'sini 15 günde bir okuduğumuz halde niye olmuyor aslında abi? Olmaması lazım. Onun için şimdi arif dedim ya bugün. Farklı esmaları. Farklı bak şimdi. Farklı esma. Bir baktım böyle. Çıktım. Bu dersi hazırlıyorum. Dima. Bunları yazarken baktım. Ya bakıyorum. Korona olan var. Olmayan var. Kanser var. Ölen var. Dünyada var. Ahirette var. Bana bırakılsa bu olmadı. Bu ya işte. Ondan sonra Allah'ın Allah'lık yaptığı kainata tasarrufa kalktım. Belamı çekiyorum. Olmadı. Olmaması lazım. Ölmemesi lazım. Hasta olmaması lazım. Bir baktım ki sıkıntımın sebebi Allah'ın işine karışmaktan kaynaklanıyor. Arif anı seyreder. Mevla görelim. Meyler. Neylerse güzel eyler. Yani şu anı seyreler. Vallahi en doğru nedir? Şu kainatta şu anda ne olması gerekiyorsa olmasıdır. Odur ya. Bunu kanaat etmiyoruz. Doğru nedir? Allah'ın yaptığıdır.
Sıkıntın nereden kaynaklanıyor? Allah yaptığı işlerde olmadı, fazla oldu, az oldu, olmaması lazım. Bu da beşeriyetimizden. Yani böyle bir şey ki, kendini kendinle seyretme. Bak, kendini kendinle seyretme makamına geldin mi, ne olur biliyor musun? Alameti nedir diye sordum. Kendimi kendimle nasıl seyredeceğim, nasıl anlayacağım dedim. Allah'ın kainattaki böyle icraatlarını seyredeceksin. Seyredip memnun olacaksın. Allah yapıyor. Mesela neye benziyor? Böyle deyince hep böyle Alan Yaylası'na gidiyorum. Kırıkan'a. Alan Yaylası'nın böyle şeyi var. Böyle bir kayalık var böyle. Ami Kovası'na şöyle bir bakıyorum. Rüzgar, bazen de hortuma denk geliyorum. Bazı tarafına bakıyorum. Duman. Duman. Bazı tarafına toz duman çıkmış. Toz, rüzgar. Farklı mevsimleri bir anda yaşarsın. Yağmur var burada yok. Aslında. Yani böyle ikisini böyle seyrettiğin zaman demek ki Allah'ın icraatını seyretme makamına geldi mi insana keyif veriyormuş. Bunun tersi nedir? İçe gömülmektir. Gayrının nazarıyla bakmanın sistemin içine giriyor. Evet ama ben kendimi kendimle seyretmenin alameti nedir diye sordum külliyata. Ben kendimi kendimle nasıl seyrederim, nasıl şey yaparım? Allah'ın kainattaki icraatını seyretme makamına gelmen kadar. O zaman nedir bunu? Nasıl geliniyorsun? 12. sözde bak insan kendisini kendisine konu ve mevzu etme dersi 12. sözdür. Bir de 23. söz. İnsan pencereleri. Ustad ne diyor? Mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar diyor. Vacib vücudun icraatını. Yani lütfun kahrın eşit oluyor. Acayip bir şey. Diyor ki, Arif her yüzden seyreden varlığınla mutmain olma nispetinde var mıyım? Şu anda hastayım, imsiyatım, kadınım, erkeğim, şudur bu. Varlığınla memnun olma, memnun musun? O nispetten hasretin gidiyor. Hasret nedir biliyor musunuz? Hep sevgiliyi ararlar hal işte. Hasret, sevgilisini bile verdiler. Değil mi o meşhur, neydi o, Leyla ile Mecnun muydu? Verdiler, bu değildir demiş. Ela demiş ha bu kara bir kız vesaire, tamam verdiler, tamam yanına, yok gene bitmemiş. Meğer hasret kendisi kendisinedir insan da hariçte aramış. Zaten eski tarikat büyükleri şöyle yaparlardı. Evladım demiş, bu tarikatta olabilmen için soruyor, aşık oldun mu hiç? Yok demiş. Git senden tarikatçı olmaz demiş. Aşık olanların çoğu kısmı da batmış tabii. Onu kitaplarda demezler. Aşk-ı mecaziyi aşınca aşk-ı hakikiye ulaşıyor. Çoğu batıyor. Ha? O zaman hasret nedir hasret? Kendine müştak olmaktır. Kendi arayan kim? Sensin. Kimi? Kendini. Evet. Kendini kendinde arıyorsun. Bu hiçbir zaman hasret bitmeyecektir. Çünkü kendin kendini bulamayacaksın. Yani dibi yok ki. Arayan da benim, aranan da benim. Varmak isteyen de varılan da benim. Soru soran da benim, cevap da benim. Yürüyen de benim, yürünen yer de benim. Mevcut benim, vücut da benim. Seyri sülük enfusi diye bitmiyiz abi. Evet yani. Hasret onun için bitmez. Ama bunun yönü değişmiş, sevgiliye gitmiş, yanıp tutuştu, şiirler yazıyor, tamam, veriyorlar onu, Allah getirdik onu. Bu değil. Neresi? Bunda olandır, demiş. İçeride bu niye şöyle böyle sorgulamaz ki insan? Niye böyle değil? Çünkü insan Allah'a vefası var. Sorgulamaz. Vefa ehli bunu yapmaz ya. Sorgulamaz. İmam-ı Gazali'nin bir sözü var Hasan abi de. Diyor ki daire-i imkanda bu mükemmeliyetten daha bedi, daha güzel yoktur. Nerede geçiyor bu? Şuala 30 abi. 19. sözde. Leyse fil imkan ebdu mimakan. İmkanda olan en mükemmeldir. Evet. Yani daha mükemmel. Bu sisteme göre, bu ruhun tekamülü için bu sisteme iyi. Bunun haricinde tasavvur diyor, edilemez diyor. Edilemez.
İçeride bu niye, bu niye şöyle sorgulamaz ki, buna da vefa denmiş. O zaman vefa içsel doyum, haz ve mutmainlerin haletleridir. İçeriden dışarıya bakılamadığı için dışarıda niye, niye sorgulamalar başlar. İçsellerde şöyle, içsellerde şöyle, niye böyle, niye böyle diye şikayet duymazsınız. Enfusçilerde niye böyle, niye şöyle, böyle bir şikayet duymazsın. Hep böyle. Mesela şualar, bak burada. Menzilimde fena, çirkin, fena kokular ziyadeleşti diyor. Oysa camını kırmışlar. Soğuk. Eski hapishane duvarları kalın. Namaz kılamazsın diye koğuşuna lağım bağlamışlar. Şehrin lağımı. Üstad o kalın duvar var ya sen. Oraya çıkmış orada namaz kılıyor. Şikayeti şu kadar. Menzilimde fena ve çirkin kokular ziyadeleşti. Ben olsaydım kıyameti koparmıştım. Yani çok acayip ya. Peki son cümlem olsun. Çünkü saatim geldi. Kafir mümin fark etmeden Allah'lığının onaylandığı andır. Nedir o? Ölüm. Ölüm. Bunu bir daha söylemek istedim. Ölüm anı kafir mümin fark etmeden Allah'lığının Rab değil. Allah'lığının onaylandığı, herkes Rabbinin kim olduğunu görecek diyor. Şahit olacak. An ölüm anıdır. İnsan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktadır. Ölüm anı. Ölüm anı bir daha. İnsan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktasıdır. Kişiliğine büründüğü andır. Hakiki kişiliğine büründüğü andır. Hayatın tamamının ondaki, o andaki cemidir. Doğdum, öldüm. Hayatın bu kadar süreci gibi dağınık iken ölüm anı bütüne gelmektir. Mevcudiyetine dönüşmektir ve denmiş ve bugünkü ısırma dersimiz bitiyor. Şunları işaretleyeyim bir daha. Mevcudiyetine değil de vücudiyetine. Evet, mevcudiyetin vücuda dönüşmesine. Doğru, doktor. Şimdi akıl, Bismillahirrahmanirrahim. 21, değil mi bugün? Bu. 21-3-2021. Dima, bak 21-21 ha, tevafuk etti. Dima 153. Akıl ve Tepecik'deyiz. Evet, Dima dersine hoş geldiniz. Geçen hafta herhalde melekiyeden, melekeden bahsettik en son. Öyle mi? Bakın bakalım. Size göndermedim ama o sayfalar olması lazım. Meclis-i Nurani'de olması lazım. Sayfa 48. Yoksa hemen çekebiliriz onu. Sayfa olması lazım. Bak bakayım, bir taneniz buldunuzsa ben yürüyeyim. İşe atacağız, 23 diye geçiyor. 23'ü okumuştuk galiba. Okuduk. 28. 25'teyiz. 25 mi? Ya 23. Yanlış gözüküyor. Bak bakayım, benim orada da ben yanlış mıyım? Bak bakayım okumuş muyuz? Başka ne? Melekeyi okuduk. Meleke belki de fazla da sürdü. 15 dakika, 10 dakika. Neydi? Kuvve-i Akli-i Melekiye. Kuvve-i Akli-i Melekiye. Melekeleri, maliklerimizi, mülklerimizi okuduk. Melaikelerimizi okuduk. Melaikelerin bizdeki karşılığı melekelerimiz. Meleklere iman, malikiyetlerimizin şuuruna varıp onu onaylamaktır. Malik. Malik olduklarımız. Onu yarım belki 15 dakika konuştuk. Buldunuz mu ya? Doktor. Bak bakayım. Meclis-i Nurani'de olacak. Yani 48. Defter 48. Okuduk 23. 23'ü de okuduk mu? 23'ü okuduk abi ya. Peki nereye okumadık? Oku.
43 okuduk mu? İşaret edici 43. Maraş'tan Ahmet Seyit. Canlı yayındasın. Sen bu, bu işten takip ediyorsun. Nereye okumadık abi? Nereye okuduk sayfayı? Abi işaret edeceğiz 43'e gelmiştik diye hatırlıyorum. Ha işaret edeceğiz 43'e mi geldik? Defter 49. Tamam. Evet. Tamam işaret edeceğiz. 43. İşaret edeceğiz 43. İnsanın tasavvuratından incelerini tabirden aciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Bir daha. İnsanın tasavvuratından incelerini tabirden aciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Bitti. Gördünüz mü? Onun için durdum. Evet abi. Heh. Senin meclisin Uran'da var Abdullah. Tamam. Çıkar. Tamam. Çıkarmadıkça dışarıya aklı vicdandaki ve kalptekilerini görmez bilemez. Ha, şu. Kalpteki kalbe bu da bu çok önemli. Hem de psikolojide kullanırsınız. Kalbin içerisi nazargah ilahidir. Değil şeytan. Melekler bile göremez kalbin içini. Nazargah ilahidir. Kalptekiler kalp kendisi çıkarmadıkça, sevgilemedikçe akıl göremez. Vicdandakilerini görür. Ama kalptekileri göremez. Vicdandakilerin de aklı birbirini besleyen bir sistemdir. Vicdanla akıl birbirini besleyendir. Niye? Vicdan haşir meydanının küçük bir provası, nümunesidir insanda. Vicdanına bak, sana ne sorulacağını, nasıl haşir meydanı olacağını vicdanını dinleyebilirsen görürsün. Akıl zihinle beraber çalıştığı için evet, o yüzden açık haberi olur vicdandan. Haberi oluyor. Yani veriler veriyor. İşaret edeceğiz 83. Muhammed iyi misin abi? İyiyim hocam. Tamam. Sende de var mı dersi? Atıldı mı? Yok. Ha tamam. 83. İşaret edeceğiz 83. Abi çıkarmazsa göremez mi dediniz? Evet. Çıkarmak neyle oluyor? Yani dışarıya çıkarmadıkça kalptekileri neyle akıl... Neyle çıkıyor abi? Kalptekileri... Hadiselerle dışarıya Allah çıkartıyor. Latife insaniye. Ya insan kendisi de şuur edemiyor mu oradaki? Tıntın eder. Evet. Aklın tanımına gelmez. Hissederim. Yani alacağım Mehmet. Yani akıl, Kalı Mesleği de diyor ki her şeye aklı olmadığını aklım da söylüyor diyor. Yani şu kalpte ne var? Latife insaniye var. İnsani değerler var. Ve mesela diyelim ki iman. Mesela şefkat. Şefkatı akla göre ahmaklıktır. Almanlar mesela şefkati yani bir muhabbeti birisine çay ikram etmeyi ahmaklık kabul eder. Muhabbeti bilmez, vefayı bilmez. Efendim Mehmet'im? Kabri kalpten hakayık çıkar mı? Evet. Yani kabir, kabir. Kabri kalpten. Bugün birisi aramıştı da biraz da halletimi de o şey yaptı böyle. Dedim ki ona ya dedi ben dedi böyle kitaplığıma baktım dedi. Senin söylediğin tabirlerde de pek bir karşılık bulamadım. O kitaplığın dedim orası kabristandır dedim. Orası ölülerin yattığı yerdir. Nasıl anlamadım dedi ya. Yani kitaplığını gösterdi ya. Manalar orada gömülmüş duruyor. Onların da kefeni, aha sayfa, kefen bu. Beyaz kefene manayı gömmüşsün. Ne fark etti ki mezara da gömmüşsün, aynı şey. Ne zaman canlı olacak? Ne zaman ölüler dirilecek? Ne zaman eylemsel halde olursak ölüler dirilir. Usta diyor ki, ey mezar-ı mutaharik bedbahlar. Yani nasıl mezar-ı mutaharik? Yani dolaşan ölüler. Lan nasıl dolaşıyor ölü? Kütüphane nedir kütüphane? Mezarlıktır. Yani kime? Yaşamayan insanın mesela kitabı koydu, kütüphanesine koydu. Gelene der ya böyle adam desin orada 10 cilt, 15 cilt.
Hatta cilde göre para veriyor. Kitabın içerine gir, fazla olsun diyor. Bu kitaplığı neyle dolduracağız diyor. Bu nedir? Mezarlıktır kardeş. Buraya mezarlık. Risale-i Nur'u mezarlığa dönüştürmeyin. Hayatımıza geçmesi lazım. Mezarlık değil buralar. Ama bak beyaz kefen. Sarı kefen. Şiaların bir kısmı kefenini siyah yaparlar. İşaret 83. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve aklı olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Tamam. Gördünüz mü abiler? 83. Evet. Ha, şimdi akılla alakalı çıkarımımız. Mehmet diyor ki, Latif, çevre. Abi o kadar çıkarım var ki. Yok. Sırf biz akıl okuyoruz. Bu paragrafta geçen akıl tabirinden aklın içerisini bu paragrafla tanımlamaya çalışıyor. Yani burada akıl geçti mi? Geçti. Ustad akıl eşittir şudur demiyor külliyatta. Çok azdır. Onu nasıl yapmış Ustad Risale-i Nur'da? Aklı eylemsel halde göstermiş ne olduğunu. Aklın suretini. Gir içeriye aklın kanuniyetini. Gir içeriye aklın hakikatini. Gir içeriye aklın mahiyetini. Eylemde gösteriyor. Yani lugat anlatmıyor bu. Risale-i Nur lugat değil. Kurban olayım bunun davasına. Yani hayatta eylemde gösterdiği için biz de akıl geçen kelimeyi bu cümlede, bu paragrafta akıl nedir? Bak istesin ki bak bir daha. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehirlerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli bak. Bu akıl geçtiği için aklı olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Burada aklı bakayım bu paragrafta nasıl tanımlıyor? Fotoğraf. Arkadaşlar elime bakar mısınız? Bir fotoğraf makinesi düşünün. Cihaz, telefon. Şak! Karşıyı çektik. Bu kartpostal değil mi? Resim. Kalı Mesnevi'de ne diyor biliyor musunuz buna? Zihin diyor. Yani fotoğraf kemal, kelamdır. Kelam. Kelam. Yani bahçeyi çektiniz. Bahçede ne var? Kelebek. Ağaç, dere, taş, otlar, çiçekler, bir sürü şeyler var. Kartpostal nedir? Hepsini aldı. Bunun adı kelamdır. Yani kelam, insan, nasıl ki kartpostal, çiçek var, kelebek var, ağaç var, taş var, toprak var. İçini aldı mı? Tek bir kartpostal. Kelam da benim ruhumu, kalbimi, vicdanımı ve aklımı dışarıda ifade ediyor. O zaman kelam kartpostaldır. Dışarıda ifade ediyor. Eğer bu diyor tefekkürle ulvi ise vicdandaki zihinde mekan açıyor. Tefekkür ne işimize yarıyor? Kafirde yoktur. Kafirde düşünce vardır. Müslümanda tefekkür vardır. Tefekkür vicdandaki zihinde bulunan ayat-ı tekviniyelere mekan açıyor. Yani kısacası tefekkürle mekan açıyor. Her tefekkür zihinde mekan açılıyor. Mekanıdır o. Tefekkür zihinde mekan açmaktır. Zihin nerede biliyorsunuz? Zihin şurada. Ha burada ben yazmayayım. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Vicdanın dört şeyi var. Vicdan. Zihin. Dört tane. Abdülbasit nerede? Abi spordan bir misal verebilir miyim? He ver. Vicdanım. zihin. Şimdi çalıştıkça ne oluyor? Büyüyor. Hücre çoğalıyor. Tefekkür de öyle. Yani aynen öyle. Büyüyor, genişliyor. Evet. Spordan görüyor musun? Açılıyor. Sporcuydu ya. Spor yapınca kas ve büyüyor. Evet. Gelişiyor. Şimdi vicdanın içerisini anladık mı vicdanın içerisini? Soğan kabuğu gibi düşünün. En dışında ne var? İrade. His. His midir? Zihin. Zihin. His. Latife-i Rabbani. O
yerin yöresiniz diye söylüyorum. Vicdanın içerisindeki zihinde aklın tefekkürle bu akıl buradaki zihinde mekan açıyor. Mekan açıyor, mekan açıyor, mekan açıyor, mekan açıyor. Senin oluyor artık. Mekan açıyor. Hatta da hüşyar oluyorlar ve diriliyorlar. Ha, hüşyar olup diriliyorlar. Vücud hariciye çıkıyor. Ne kadar? Yok dibi. Ne kadar açılacak? Yok dibi yok. Ne mutlu kendisi kendisine konu ve mevzu yapabilene. O zaman ne kabir kalır sana, ne ölüm kalır, ne de korona kalır. Kendin kendine mevzu ve konu yaparsan sen senle meşgulsun. Ama bu eneye, yani ene var ya ene, ben olan bene konu yaparsan bu elbiseye dönüşür. Yani benim gömleğim. Gir içeri, benim vücudum. Ne fark etti ki? Benim gömleğim. Benim vücudum. Benim aklım. Benim ruhum. Benim ruhum bile demiş ya. Konu etmiş ki benim diyor. Sen kimsin? O ben diyebilendir. Ne mutlu o ben diyebilen. Cinlerde yok ha. Meleklerde de yok. Cinlerde çok bedensel şeyler. Bu seviye yok. Çok basit. Bir cin süresi gelmiş onlara, o da bize gelmiş. Bizden dolayı belirliyor onlara. Cin süresi gene bize gelmiş. Hatem-i Nebi'den sonra da onlara, cinlere peygamber gelmemiş. Yani cinlerde ben olan ben çok nakıs ve basit. Bildiğim için söylüyorum. Yani benim vücudum, onlar da atomik bir vücutları olmadığı için, elektriksel yani enerji bir vücutları var. Bu atoma dayalı bir hisleri yoktur. Onun için nakıstır. İnsan niye bununla imtiyazlaşıyor bu bedenle? Meleklerde yok. Cinlerde yok. Ha, bu beden en kesif olduğu için en camidir. Soruyorum. Hava mı daha Allah'ın esmasına çeşitli esmayı gösterir? Hava, nur, su, toprak. Hangisi? En kesif, en camidir. En karanlık olursa ışık o kadar gözükür. Bu bedene taalluk eden tanımlama ben olan bende, meleklerde ve cinlerde yoktur. Bedenleri olmadığı için. İnsan ha, kendisi kendisine konu yapılırsa ne demek? Benim gömleğim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım. Benim aklım almıyor ya. Benim vicdanım rahatsız oluyor. Benim ruhum. Etkileniyorum ya benim ruhum. Ha, o ben diyen, o sensin. Oraya pergelini koy. Tanımladığın zaman bedensel dayatmalardan da çıkıyorsun. Melek de nur değil mi abi? Nur. Nur. Hatta o bilen yani enerji boyutunda olan cinlerin bazı haletlerini anlamalar. Anlamaz. Var. Onlar da anlamaz. Evet. Yani. Cin mesela meleklerde kuvve-i şehviye yok. Kuvve-i gadabiye yok. Üşat-ı İçaz'da söylüyor. Cinle, insanda diyor cinler gibi kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiyesi var diyor. Mesela meleklerde sabır olmaz ki çünkü kuvve-i gadabiyesi yok. Mesela meleklerde itidal olmaz ki çünkü kuvve-i şehviyesi yok. İnsan bambaşka ya. Ya. Çıkarımı okuyorum. Aklı vasatta tutan eylemdir. Aklı ifrat tefritten azadı olup vasatta tutan eylemdir. Yani bildiği doğruları ifrat ve tefritten uzak haddi vasatta eylemlerle istikametini bulur. Yani sünnet-i seniye aklımızı taşkınlıklardan kurtarıyor. Gabavetten de kurtarıyor. Yani akıl çalışmıyor, gabavet. O uçuk muçuk şeylere çalışıyor. Dur, gel buraya. Uçma, pasifize olma. Gel ortada dur bakalım. Vasatta tutan sünnet-i seniye malzemesidir. Onun için ben size iki şey bıraktım diyor. Bir kıbleniz, bir eylem malzemeniz. Allah'ın kitabı, onun hayattaki fiili benim sünnetim. Onu en iyi kim tutuyor? Ehl-i Beyt'im diyor. Ehl-i Beyt'e imtiyaz geçmiyor. Yani ifrat ve tefriti şey var. Mesela Şialarda ifrattır Ehl-i Beyt muhabbeti. Vehhabilerde tefrittir.
Vahabiler de o kadar nefret eder. Peki Risale-i Nur'da Ehl-i Beyt nedir biliyor musun? Biliyoruz tabii. Nedir? Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Risale-i Nur, nurculukta Ehl-i Beyt muhabbeti sevgisi esastır. İhlas gibidir. O manayı harfiyle diyor. Tabii ki manayı harfi. Yani mesela namaz kılmıyorsa, böyle batı batı şeylere girmiyorsa, sünnet-i seniye ne kadar temessük ederse o kadar başımızın üstünde taştır yani. Ya zaten Müslüman da öyledir. Müslüman Müslümanı sever. Ama Ehl-i Beyt niye böyle imtiyaz var? Sünnet-i seniye cibili bir tarafgirliği var. Cibili yani. Cibili bir tarafgirliği var. Her metalin iletkenliği farklı abi. Evet. Mesela altının iletkenliği çok yüksektir. Ben bir işte altını kullanıyorum. Sevdiğim için değil. O işi en iyi o yapar. Bak doğru. Elektrikçi ya. O sporda misal verdi. Bu elektrikler. İletkenliklerde demir mi, bakır mı, gümüş mü, altın. En fazla ileten altındır. E niye kablolarda altın kullanmıyoruz? Pahalı damdan diyor. Bakır en iyi olduğu için ondan. Öyle mi? Tabii. Yok yok. İleten... Yok yok. Şaka yapıyorum. Öyle mi diyor? Yok, yani gümüş, en iyi. Gümüş en iyisidir. Gümüş, ileten. Tabii. Elektriğe ileten. Evet. İletkenlik. Şu her kablo. Türlü iletkenlik. Ama elektrik iletkenliği gümüş. Altından daha yüksek. Altından da mı yüksek? Tabii. Niye kullanılmıyor peki elektriği? Pahalı işte. Doğru doğru. Bakır daha ucuz. Şey altınla gümüş o hangisi daha iletken? Elektrik noktası. Ben gümüş. Abi. Ben gümüş de altın biliyorum. Öyle mi? Gümüş. Bizim hoca da öyle demek ki yanlış biliyormuş. Şimdi şu. Burada püf nokta şu. Doğruyu bilmek yetmiyor. Doğruyu bilmek yetmiyor. Eylemde olması lazım. Doğru. Doğruyu bildi. Mesela adresi tarif ediyorum. Sen yürüyeceksin. Doğruyu bilmek yetmiyor. Eylemde olması gerekiyor. Aklı celbezeden, gabavetten kurtaran doğru bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle yaparsa aklı zekavetin tasallutundan kurtulur ve hikmet ehli olur. Zeka ile akıl arasında yeri gelmişken bir farkını söyleyeyim. Zeka bu somuttur arkadaşlar. Somut. Somut. Yani donmuş. Zeka bunu soyut yapabiliyor. Bunu soyabiliyor. Kaldırıyor. Arkasındaki melekuti tarafını düşünebiliyor. Zeka. Melekut. Yani gayb değil. Melekutunu düşünebiliyor. Akıl ne yapıyor? Bunu sanatkarına bağlayabiliyor. Bağdır, düğümdür akıl. İkaldır. Vahiy ya. Farkı anladınız mı burada? Zeka somutu soyuta, somutu da soyuta dönüştürendir. Yani kalemi manaya, manayı kaleme dönüştürür. Tamam? Anlam yükler, anlama dönüştürür. Akıl ne yapar? Bunu sanatkarına, esmaların mertebeleri ve Sani Zülcelal'in buradaki gayesini bilir. Zeka bilmez. Ama akla bağlı olan zeka bilir. Akla bağlıysa. Akıl neydi? İkaldı, bağdır, Cenab-ı Hakk'a bağlarsa. işaret edeceğiz 90. Ben gidiyorum ama böyle. Dimağda ve mecrüle dağıtmış mıydın? Var mı böyle lügatı değil de tabire ait bir sorusu olan olursa bir bakayım böyle. Bizi meşgul etmeyecek bir şekilde. Var mı? Bazıları da diyebilir de böyle güzel şeyler var. Abi keşke şunu bana fırsat verse de sorsaydım. Diyen var mı arkadaşlar canlı yayında olan? Böyle içinde tutmuş da ya bunu keşke sorsaydım. Diyen varsa sorsun abi. Yok. Peki devam ediyor. Böyle antika şeyiniz olursa yani ya bunu biraz daha şey yaparsan derseniz sesinizi açın ve girin. Sorun. Dinliyorum. Sesi açmışsın. Abi, zihin için vicdanın haşir meydanı provası dediniz ya. Vicdan haşir meydanı provası dediniz. Zihnin için ters sordum ya. Vicdanda da zihin diyebilir miyiz buna? Haşrin provası olarak. Haşrin provası zihin demedim. Vicdandır dedim.
Ben öyle düşünüyorum. Alçak olarak vicdan içinde de zihin olabilir mi? Vicdan içinde, vicdanın içinde zaten zihin. Ya o bütünlüğün içinde... Yani dört tane şey var ya abi diyor. Dört tane madde var ya vicdanın içinde diyor. Diyor irade, zihin, his, latife, rabbaniyen dörtlüsünden diyor zihin de diyor vicdanın diyor haşir meydanı mı diyorsun Ali? Yani şöyle yapalım dur. İrade. Yani çekirdek, bu noktada çekirdeği zihin olabilir mi? Kavşak olabilir mi? Evet, vicdanın içinde ama böyle baksak ne çıkar abi? Şimdi bunun içerisinde mi vicdan var diyorsun? Bunun içinde haşir meydanı orada mı? Ha, haşir meydanı mı? Haşirin provası var mı? Ha, çekirdeği. Abi çekirdeği. Bak şimdi. Bunun içerisinde ayat-ı tekviniyeler var. Bunu nasıl söylüyor? Buranın marifetullah. Tullah. Burası? İbadet. İbade. Tullah ile çalışır. Burası? Muhabbet. Muhabbet. Doğru mu yazdım? Evet. Tullah. İki tane temi yanlış mı yaptım? Doğru. Tamam, tamam. Burası da Muşahadetullah. Tamam. Şimdi... Buranın içerisindeki yazılım, şurayı göstereyim mi? Tamam olsun, yazayım. Ayat-ı tekviniyelerdir. Ayat-ı tekviniyeler. Nedir ayat-ı tekviniye? Ezber olmasın diye. Güzel bir soru yani. Bir altyapı dolması gereken şey. Bir şey der geçerim canım. Değil, istemiyorum ben. Sistemi çok seviyorum. Sistem çalışsın. Ayat-ı tekviniye nedir? Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin bizdeki karşılığıdır. Bizde montalarmış. Ayat. Yani vücut haricisi var burada. Hepsi var. Mertebesi farklıdır. Evamir-i tekviniye nedir? Akıla Kur'an'ın inmesi. Bu A. Evamir-i tekviniye akla. Evamir-i tekviniye akla. Üç defa yapayım. Subliminal olsun. Evamir-i tekviniye akla. Vahiyle. Ayat-ı tekviniye zihne. Geliyor. Peki ne işi yapıyor? Evamir-i tekviniye vahiy demektir. Yani emirler. Allah'ın iki tane şeyi var. Kanunu var. Emredici kanunu var. Bir, birisinin cezası ve mükafatı buradadır. Hemen. Ötekisinin darul ukbadadır der. Bir irade kelamından, bir de iradeden gelir, bir tane de kelamdan gelir. Evamir-i tekviniye akla gelen kelam sıfatından gelmiş. Ayat-ı tekviniye irade sıfatından gelmiş. Kanunlar burada, namuslar burada vesaire. Yani şeyler, hakikatları vesaire. Şimdi burada burası nasıl açılıyor haşir meydan? Ne kadar olur? Ali onu diyor. Ne kadar evamir-i tekviniye yani aklım vahya ne kadar uyarsa. Aklım vahiy aldı. Ben bunu eyleme dönüştürürsem vicdandaki zihinde mekan açılıyor. Aa, senin haşir meydanı, haşir, her şeyin. Ne haşiri ya? Her cennetçi, her şeyin orada. Orada işte. O zaman ne olacak? Ben bende olacağım. Ben bende inkişaf ettim. Ben bende yaşayacağım. Ben beni yaptım. Ben beni inşa ettim orada. Aslında burada oluyoruz hep. O zihinde açtığı mekan kadar mekanım olacak orada benim. Ben benim içimde olacağım. Şu anda ben neredeyim ki? Ben bendeyim zaten. Ben size değilim ki. Ben bende dolaşıyorum. Ben beni düşünüyorum. Düşünen akıl, düşünülen akıl da aynı.
Çözmek isteyen benim aklım kimi çözüyor? Kendi aklımı çözmeye çalışıyorum. Düşünebiliyor musun? Kendimi, kendimle mutlu yapmaya çalışıyorum. Bugün bir tane başıma geldi böyle bir hadise. Çok garip ama mutluluklar ve şeyler böyle çok uçuk şeylerde yatmıyor. Basit şeylerde de mutlu olabilirsin. Emre bana bir kahve getirdi. Onda ben ne yapıyordum? Neredeydim? Namaz. Ha, namazdaydım. Gündüz namazdaydım. Koydu. Namazdayım ya. Kahve arkada. Yani göresiniz diye ben kendi hayatımdan kesitler veriyorum. Siz daha fazla görüyorsunuzdur ben. Kahve. Ona kahvesi kokusu geldi. Namazdayız. Dua, gündüz namazı var. Allah Allah. Beni götürdü Schweinfurt'a. Schweinfurt yani almaya götürdü. Bir sokak var hep kahve sokağı. Oradaki dükkana soktu Emre'nin bir kahvesi. Hani bir de diyorlar, hani diyorum ya, neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız bir daha bir şey dek diyorum. Hangi ses ve koku geliyorsa o da sizi oraya dönüştürüyor. Bir koku. Doğru Schweinfurt. Ondan sonra kahve sokağı doğru o köşe başındaki dükkan böyle. Hasan'la ben Yalçın götürüyor bana. Allah'ım dedim ya, Emre dedim ya falan. Yani şimdi nereye getireceğim? Mutlu oldu. Allah kabul etsin Hasan abi. kahveli namaz. Ya. Şimdi arkadaşlar şunla şu. Basit bir şeyle dediğimiz o sıradan şeyle de insan mutlu olabiliyor. Ve insan mutlu oldu. Mutlu olabiliyorsun. Sonra baktım ki özel hayat dahi olsa mutluluk dahi sıkıntılı insanlar da yoktur. Hayat-ı Tekvi neden açıldı? Hayat-ı Tekvi'ye aşır medanın olmakla beraber aynı zamanda cennetteki hakikatin oluyor. Ama Hayat-ı Tekvi'ye haşirden de daha geniş, onu demek istedim Ali'ye. Hayat-ı Tekvi'ye, mesela vicdan, vicdanın içinde mi bu şey? Antika tarafı şu, zihin vicdanın içinde. Bu haşir meydanı iken, bu haşir meydandan da büyüktür. İçinin içidir. Anlıyor musun bu resim? Bak, vicdan haşir meydanının nümunesidir. Vicdan ise 18 bin alemdir. Oysa zihin. Vicdan haşir meydanının simgesi iken, zihin 18 bin alemindir. O zaman ne olur? Vicdan, zihin vicdanın içinde ama zihinde bir inkişaf var ki, dişini içine alıyor. Mevlana'nın dediği gibi fihi mafi, içim içimde, sarayın dışım içinde. Şehir gibi. He? Sarayın içindeki şehir gibi. Evet, sarayın içindeki şehir gibi. Bu inkişaf etti mi dişini içine alıyor. Bir daha bu inkişaf etti mi yavaş söylesen, bu inkişaf etti mi dışımı içime alıyor. Melekutiyette duruyor, bir kuvve olarak duruyor. Vicdana çıkması için fiile geçmesi lazım. Yani fiile geçti mi vicdan oluyor. Vicdan bu sefer seni yakıyor veya memnun oluyorsun. Evet. Ya arkadaşlar acayip bir şey ya. Hep biz bizdeyiz biliyor musun? Biz bir yere gitmedik. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Adam ölmüş. Müddin Arap ölmüş. Men Rabbuke, men Nebike, men... Şimdi soru soruyor melekler. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Biz zaten bizdeyiz. Yani biz... Sen kimsin ki benden farklı mı? Bizi bizden mi soran? Biz bizi mi soruyoruz? Ben beni mi soruyorum diyor. Senden de zaten bir şey yok ki diyor. Ya bunlar durumlar iyi değil ya. Bu da insan nevi yani. İşareteceğiz. 90. Binaenaleyh vicdani ve akli vahşi olan bir adam. Allah Allah. Vicdanı ve akli vahşiymiş. Vahşi olan bir adam, işaretleyeceğiz, 90'dan okuyor. Sathi ve tebeyi bir nazarla. Atmadınız herhalde. He? Atmadım. Attım ya, 90, 50. sayfa yok mu sizde? Var var. Var var abi, hemen ona gönder abi. Sayfa 50. Abi bir de istersen Dima Mecula gönder, o kardeşler bu sayfaları da görsünler istersen de. Vahşi olan bir adam sathi ve tebeyi bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcudu harici olduğunu ihtimal verebilir. Burada da bir akıl tabiri geçtiği için bu paragrafta aklın durumunu nasıl anlatacak bakalım. Akıl olduğu için paragraflar artık akılla bakıyorum. Var mı bu Abdülbasit bir sıkıntı? Canlı yayında arkadaşlar sıkıntınız var mı?
Kahve verebilirim ama bende de yok. Yok abi, sıkıntı yok. Allah razı olsun. Tamam, peki. Yok yok, tamam Emre ama varsan getir ha. Bugün zaten namazımı şey yaptım, kahveli ama mutlu oldum yani. Çok hakikaten mutlu oldum. Mutlu olabilirsiniz biliyor musunuz her şeyle, ufak bir şeyle. Çok mutlu, çok şey aramayın, inanın bana. Yani mutluluklar öyle büyük şeylerde değil. Adamlar köle olmuş büyük şeylerin altında eziliyorlar. Böyle kahve içtiğin zaman böyle. Arkadaşına sohbet edebiliyor musun? Kahve aldığın zaman İbrahim, ama gerçi oruçlusun. Şu İbrahim 22 yaşında kefalet tutuyor. Kefalet yok ha. Ama tutuyor aferin, utanma lan. Utanma. Kim soktun adamı? Ne yapalım? Seni demeyeyim, kim tutmuyor? Basit benim gibi gafildir. Ondan sonra sen de senin gibi bir gafili bul, Batur Basit. Dersten sonra böyle bir kahveni al, git odasına. Tamam, git odasına. Kahveni iç, sohbetini yap, hayatın tadını çıkarın ya. Hayatın tadını çıkar kardeşim, hayatın tadını çıkar. Sıkılmayacak mıyız? Ani ve fanidir. Orada göm bırak. Nasıl okuduğumuz kitabı arkamızdaki kütüphaneye gömüyoruz. Yaşadıkça o kitaptan çıkıyoruz. Yoksa kitabın içinde gömülmüşüz. Kahvenizi tutun, keyfinizi, hayatın tadını çıkar ya. Ne ya böyle? Peki abi ne yapacağız bu olanlar? Olanlar olacaktır. Olmayacak, olmayacak. Olanlarda hayır vardır. Olmayanlarda hayır yoktur. Olanlar oluyor, olmayanlar olmayacaktır. Tamam? Ya Allah Allah. Olanlar oluyor. Sen ancak seyret. Hiçbir şeyi durduramazsın. Merak etme. Ailevi sorun da öyle. Olanlar olacaktır. Olmayan olmayacaktır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol. Kaderi tenkit etme. Kaderi tenkit eden başını örse vurur. Kırar. İşaret edeceğiz şey doğrusu. Diyor ya abi. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor ya. Evet. Bence seyretme makamına geçmedir o. Evet ya. Aa, buraya geçmiş. Evet. İradeye geçmiş. İhtiyar neredeydi? Şurada işte sureti, şeyi burada, burada işte. Aa, burada. Bıraktı her şeyi seyrediyor. Aa, yani seyrediyor bütün kainatı. Bir dakika. Kendisini kendisinde seyrediyor. Kendisi kendisinde dolaşıyor. Kendisi kendisinde hasretini gideriyor. Kendi kendisiyle sohbet ediyor. Kendisini kendisiyle keşfediyor. Kendisi kendisinden zevk alıyor. Ya bir kahve beni almaya götürür mü? Götürüyormuş. Götürüyor. Ya bak bir kahve kokusu. O kendisini de görmedim ha. Ne yaptım? Çalışmayı bıraktım. Namazı da kıldım. Oturdum aşağıya. Kalktım camın kenarına oturdum. Kahveyi şey yapana kadar hiçbir şey düşünmemeyi düşündüm. Hiçbir şeyi düşünmemeyi düşündüm. Hayattan keyif almaya bak ya. Hayatını zehir etme ya. Git ya al şeyini. İbrahim sen iftardan sonra. Git böyle. Gel benim kapıya. Bak ne haber ettim sana yok dersen. Kapıya vur. Abi sohbet edeceğiz ki getir. Geliyorsun da zaten. Otur kahve iç bakalım bak. Ne kadar hoş oluyor ya. Şimdi burada ne çıkarttık? İşaret edeceğiz 90'da. Abi bir daha okuyabilir misin? Bir daha okuyayım. Binaenaleyh vicdani ve akli vahşi olan bir insan. Vicdan ve akli vahşi. Vicdanı ve aklı galiba. Aklı. Evet. Vahşi olan bir adam sathi ve tebai bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcut harici olduğunu ihtimal verebilir mi? Veremez de bakalım. Aklı vahşi yapan, aklı vahşi yapan, akıl nasıl vahşi olur? Biliyorsunuz vahşi Afrika'daki böyle şu canavarları düşün. Vahşi, Allahsız. Yani insan aklı nasıl vahşi olur? Lütfen bir bakın bakalım. Şimdi psikolojiye ne alakası var? Ya ne bileyim bütün dersler oraya mı çıkıyor ya? Aklı vahşi yapan şu. Allahsız düşünmekle tabiata müessiriyet verir. Allahsız düşünmenin sonucudur tabiata tesir vermek. Hadiselere müessir. Tesir sahibi demek aklı vahşidir. Bunun sebebi de sathi ve tebii bir nazarla bakması iledir. Akıl sathi ve tebii. Mesela ne demek? Elma ağacın dalında, süt sığırda, domates topraktan geliyor. Onunla bitişik ya.
Elma ile dal bitişik. Dal verdi zanneder. Başka bir şekilde düşünemiyor. Başka düşünemiyor. Çünkü iktiran. Allah sebeple sonucu beraber verdiği için sonuca sebebi müessir zannediliyor. Lemalarda anlatır iktiran diye. İkisi beraber yaratılıyor. Bakın ağaç baharda yaratıldığı gibi yaratılıyor, çiçek, tomurcuk aynı anda patlıyor. Sonra aynı ağacı diriltiyor, dirilttiği ağaçta da diriltiyor elmayı. Onunla sana veriyor şu, mesela kalemle ben yazdım. Tamam, bu nasıl yazıldı? Kalem yazdı. E ben yazmadım mı yani bunu? Mesela bu kitap. Ya bir hayatın serüveninde, kendisi kendisinde seyahat ederken, şeceri hilkati seyahat ederken, onların tabirlerini koymuş buraya. Allah Allah. Vay be. Çok şükür ha. Bak ne diyor? Birbirinize sururda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirebilirsiniz diyor. 331 çıktı. Birbirinize sururda, tesellide yardım edip sıkıntıyı hiç indirebilirsiniz. Şuraya bak ya. Yerim ben seni. Tane. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Benle konuşuyor. Çünkü sururu da paylaşacak kimse yok da sururu olmuyor. Bak kahve dedik ya kahve. Git kahvenin sururu, teselli git otur ya. Bak, hayatın tadına bak. Dünya ya. Bütün kahveleri senin olsun. Tek başına içsen. Yok canım. Ya ne kadar hoş değil mi kitap? Çok hoş ya. Canlı ve ruhlu çok şükür ya. Aklı vahşi yapan sathi ve tebeyi bakmak. Yani tebe şu. Uzaktan, 25. sözden söyleyeceğim. Uzaktan baktığınız zaman dağ var. Dağın tepesiyle bulutlar bitişik gözükür. Öyle değil mi? Yani başka bir örnek vereyim. Ay olunca Ramazan oluyor ya. Abi baktı. Ay var diyor. Ay yok. Kaşlı kirpikleri var ya. Kirpiğindeki beyaz kıl kıvrılmış, gözüne böyle gelmiş, ay var diyor, ay orada yok, ay burada var. Beyaz kılı olmuş ay. İşte iki tane örnek. Daha okyanusa bakın, okyanusun üstüyle sema bitişik gözükür. Bitişik midir? Git bakalım. İşte sathi ve tebeyi nazar. Tebeyi demek, başka bir şey için oraya bakınca, o öyle gözüküyor. Bak başka şey için oraya bakarsan teşekkür ettim ha. Oraya onun için bakarsan bu tebeyi nazar. Sati demek dağın tepesiyle okyanusun üstü semayla bitişik. Başka kirpik kavis yapmış beyaz kılı şurası. Ay orada diyor. Ay orada değil. Ay. Efendim. Böyle bir insanın arkadaşlar akıl vahşi olması kendisini yiyor. Böyle bir hastalık var dedim. İşte bilmiyorum. Ziyaret ettim. İzmit'te bir dostumuzu devlet hastanesi araştırma fakültesinde. Vücut deriyi düşman kabul ediyor, deriyi yiyor. Deri olmuyor. Vücut derisini yapacak, kabuk yapacak, onu yiyor. Düşman kabul ediyor. Akıl bundan aşağı değil. Kendisini yiyor. Kendisi kendisini yiyor. Vahşi aklı. Nasıl bu hale geldi? Olaylara, hadiselere, olay iki tane. Bak, olay demek şu. Denizler, dağlar, üç tane. Güneş, hava, toprak, su. Yani şu değişmeyen şeyler. Olaylar da insan eliyle değişen. Hadiselerle olayları Allahsız bakmak insanın aklını hırçınlaştırır. Ve kendisi kendisini yer. O tıptaki o bir hastalığın adı gibi. Deri yiyor. Dokunamıyor doktor, yapamıyor böyle. Deri yiyor, savaş kabul ediyor. Yani tamam. Kendi asılını düşman görüyor. Böyle bir insanın vicdanı da vahşi olur. Bunun temeli tasavvurdan başlıyor. Aralarındaki, risalede geçiyor. Aralarındaki o nizamı idare edip birbirleriyle bağlayan
ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice, 23. lemada geçiyor ya tabiat eseri, vahşice ettiği vehme benzer. Vehmi de vahşi olur, itikadı bozulduğu nispetinde vehmi vahşi olur. Arkadaşlar, itikadımız ne kadar sıkıntılıysa o kadar vehim de vahşi olur. Çünkü Allahsız düşünüyor, bakıyor hadiseye. Yani mesela korona olmuş. Gündemin olduğu için söylüyorum. Allahsız, Allah'a hesaba katmadan düşün bakalım. Korona oldu. Tamam. Peki Allahsız düşününce, daha bu olumsuz videoları seyrettin. Hastaneye düştün. Nefes almadın. Yoğun bakıma geçtin. Yoğun bakımdan daha iyiyken o kadar olumsuz videoları seyrettin ya. Yoğun bakımdan pek kimse geri gelemiyor diye düşünsen. Sen de yoğun bakıma gitsen. Bittin de. Allahsız düşünmek böyle başlı bir şey. Değil mi? Yani aklı vahye bağlamadığınızda. Mesela size bir rabıtadan bahsettim. Rabıta. Böyle anı yaşayacaksınız. Ben de yaşayacağım. Ölüm anı, sekeratı. İnşallah yaşamayın. Şehit olacağız. Ama nasıl ki tarikatta rabıta var, sen de rabıta yap. Burada ne yazıyor? Şualar. Benim hafızamda sözler var. Bir tanesi koy. Şualar. Bak şimdi. Bunu bak bak böyle ezberle. Böyle baktın ki sen deliyorsun. Durumun iyi değil. Hastasın. Çıkmak istiyorsun. Merdivene bir şey, kuyuya merdiven koy. İp koy. Veya göremediğin bir şey, dürbün koy. Şu. Hayal eder mi? Gözünü kapat. Şu anları hayal et. Ben sana bir rabıta şey yapayım. Kapatın, kapatın. Kapatın lütfen. Ben de kapatıyorum. Kapat. Kapattın mı abi? Şimdi biraz önce ama açma. Bakayım hafızanda kalmış. Bu şu anları görebiliyor musun? Görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız, göremiyorsanız siz bu değilsiniz burada. Eğer şuaları görüyorsan bak, tutun ona. Tutun. Tutun şualara bu hayal. Ha, sekeratta kalbin sendeliyor falan. Tutun, bırakma onu. Rabıta bu işte. Tutun şualar, şualar. İçerisi önemli değil. Tut orayı. Tut. Ha şu. Tut. Ama yazıyı da hayal et. Hayal et. Hayal et. Bozma hayalini. Tut onu, tut. Ha, bu rabıtadır. Rabtı kalp, rabtı zihin. Ettim. Benimle şualar arasında o kadar bağ var ki vallahi şeytan giremez. Bağ giremez. Tuttun orayı. Ha, ecel gelse şualarla seni beraber alacak böyle paketli. Şimdi açabiliriz. Şualarla seni. Tuttun mu ya bak şimdi. Baktım. Onun için tamam, zihnime geldi. Koyayım şuaları. Oraya koydum. Ha, bırakma hayalim. Bu bak, rapt ettim. Şimdi ne yapacak bunu? Şimdi Azrail gelse beni tek koparamaz. Neyi düşünüyorsam, neyi şey hayal ediyorsam onunla beraberim. Oo, bununla beni paket yapacak şimdi. Ondan sonra ben bununla öldüm. Bununla aşı olacağım şualar. Himmet oldu işte. Bunun adı rabıta himmetin kendisidir. Himmet bu. Nedir himmet? Rabıta benim ona bağlılığım. Himmet ise bunun bandaki tesiri aktif oluyor. Tutundun mu? Senin şuurun olmadan bunu daha önce okudun ya, onlar hep sende aktif oluyor. Tutun orada, merak etme. Aa, geliyor. Gelsin. Bana da gelecek, sana da gelecek. Tutun. Tutun, tutun, tamam. Oh. Ölüm anı bu böyle kullanacaksın. Ha, tarikatta şahıs yapıyorlar. Ne demek krabıta? Allah'tan feyiz geliyor Seyda'ya. Seyda'dan bana geliyor. Seyda'yı gide nurani bir şey, ayna yapıyor. Güneş vuruyor, bana vuruyor. Böyle. Bizim de Seyda'mız şualar Seyda'sı. Rabbul Alemin. Şualarıma vuruyor. Şirk olmuyor çünkü. Şu an insan değil ki. Hakikat. Hakikatin ifadesi. Zaten ötekisi de şirk değil. Fail kabul edersen, Allahsız düşünürsen, feyiz Seyda'dan geliyor. Yok, Allah'ın feyzini yansıtıyor dersen,
Şirk değil, vesiledir. Kur'an'da Allah bana yaklaşmak için vesile arayın diyor. Tamam. Böyle tutumdu. Onun insandı. Benim şu alarm. Hop. Tamam, tutun. O anda Azrail gelecek. Şu alarla beraber alacak seni. Paket. Kopmadın ki. Tek değilsin. Bu anlattığım biraz ders ortamında ama o sıkıntılı dönemimizde o kadar yarayacak ki. Hastalıklarda, şeylerde falan. Şunu da okuyayım, keseceğiz herhalde. Bitirmedim daha. Bir daha söylüyorum. İnsanın aklı, itikadı ne kadar bozuksa aklı vahşi olur. İtikadı bozan, sırayla gidiyoruz. Yazayım. Sathi, sathi artı tebe'i, tebe'i nazar. Nazarla bakınca itikadı zarar görüyor. Zarar görüyor. Zarar gören itikatla da aklı vehmi diyorum. Aklına vahşi olur. Sebebi itikadı bozukluk nispetinde vehmi çok aktif olur. Aktif olur. Vehim neydi? Olmayan düşünceleri var. Varmış gibi. Göstermek. Biraz önce dedim ya, kahve beni, ben şey yapma, güldürüyorum, şey yapıyorum ama simge kullanıyorum. Bir kahve beni almaya götürürse bir düşünce seni nereye götürür? Anladın? Şimdi bir daha tebi-i nazar, dağın tepesiyle denizin yüzü, 25. sözde geçiyor. Uzaktan bakınca tebi-i, ikinci derecede bakış. Yani Allah nazarıyla değil. Öyle bakınca bitişik gözüküyor. İlmen bakınca yok, mesafe var aralarında. Sati işte mesela sebep sonuç ilişkisinde Allah sonucu sebebe bağlamış. Onu görmüyor. Yani sebeple de sonucu beraber yarattığı için sebebi faiz zannediyoruz. Bu ne yapar peki bu ikisi? Bu ikisi insanın vehmini aktif eder. Şunu. Tebii ve sati nazar insanın vehmini bozar. Vehmi aklını bozar. Akıl itikadını bozar. Geriye sarmaladığı zaman akıl canavar olur. Vahşi olur, kendi kendisini yer. Devam edeyim. Allahsız düşünceler, vehimler insanda vahşilik yapar. Tabiat perestlerin ve ona yakın olma nispetinde insanın vehmi vahşi olur. Vahşilikler yapar. Neticede aklını da vicdanını da vahşi yapar. Yani kendini yer bitirir. Aklı vahşi olunca vicdandaki karşılığı olan zihin de vahşi olur. Yani tabiata müessir ve verenin vicdanı da vahşi olur. Tabiata müessir vermenin, görüyor musunuz sebebi? Oldu. Bir 10 dakikamız kaldı. Bir yerde okuyabiliriz. Veya birkaç yer. İşaret-i Caz 101. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların meyillerini tatmin ve teskin edecek alemi ahirettir. Ne anladık? Aklın fikirlerini, fikir aklın sıfatıymış. Onun için aldım. İnsanı teskin eden, rahatlatan ahirete iman. Aklı vasata getiren ahirete iman. Şu olmaz, bu olur, bu caizdir, bu caiz değildir. Aklın demesinin sebebi ahiretin insandaki tesiridir.
İşaret-i vicaz. Yani anladık mı? Ahirete iman ne kadar artarsa akıl o kadar vasattadır. Hatta ailenin huzuru diyor, ahirete imanın tesiriyle kadardır. İşaret-i vicaz 109. Muhakeme-i akliyi az bir zamanda kapatabilir. Yani ne için koyduk? Muhakeme aklın sıfatıymış. Böyle tek tek iğneyle dağ kazar gibi. Mesela fikir aklın sıfatıdır dedi yukarıda. Burada da muhakeme ve muvazene. İslam'da doğruluk ölçüsü nedir? Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icme, kıyas. Risale-i Nur talebelerinin doğruluk ölçüsü nedir? Edile-i Nuriye var. Edile-i Nuriye muhakemat 49'da ne söylüyor? Mesela ben bir tanesini söyleyeyim, diğerini söyleyeyim. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati bulamayan. Hakikati bulamayan mı, tanımayan mı? Hayalata sapar. Hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ya ifrat'ta ya tefrit. Tefrit. Muvazenesiz. Muvazenesiz ve muhakemesiz. Çok. Muhakemesiz ve muvazenesiz ve mizansız olanlar. Çok aldanır ve çok aldatır. Aldatır. Şimdi burada niçin söyledim? Muhakeme ve muvazene. Bir tanesi metre, bir tanesi kantar. Yani o kadar acayip bir şey. Lubu bulmayın, bulamayan kışır ile meşgul olur. Mesela evlenecek. Uygulayayım şunu. Evlenecek. Lubu bulmayan kışın ile meşgul olur. Evlilikte nedir? %100 çarpıcı olsun diye örnek veriyorum. Karşıki tarafla %100 beraber olamaz. Peki ne olur? Ben %100 kendimle barışık mıyım? Yok. Yani %50-60 ortak tarafım varsa tamam. Lubu bulmayan, lub nedir? Namazı var mı? Dini var mı? Yani hadiselerde, çözümlemede ne şablonu kullanıyor bu? Lub, öz. Özü bulmayan, sabunda böyle şey olur ya, uçan balonlar gibi. Lubu bulmayan, özü bulamayan, kışırırla, kabuk ile meşgul olur. Yani ağabası var mı, evi var mı, verdim gitti. Dini soru olur. Parası soru olur niye demiyorsun? Onun için çekiyorsun. Lubu bulmayan, yani bunun dinle alakası var mı? Bu ne yapıyor yani? Hayatta doğruluğu nedir bunun ya? Adama öyle bir doğruluğu yok. Estiği gibi konuşan, estiği gibi ölçüler yapan, bana göre diye yorum yapan, bana göre diye yaşayan adamla yaşanır mı? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Ama biz ne yaptık? Kışır esas attık, lubu bıraktık. Ama basma mı? Pansuma mı? Üşüma mı? Tamam. Dini var, sonra olur dini ya. Sonra namazı da olur. Sonra parası olur ne demesi? Bak gördün mü? Sonra hakikati tanımayan. Hayalata sapar. Hakikat ölçüm yoksa leylim leylim. Kendi kafası ölçü olur. Akşam odadan çıkmaz. Ne yapar biliyor musunuz? Ya, telefon zamanını bir şey yapmıyorum. Artık o videoyu seyrede, ede kafamız içi tamamen hapsolur. Hayalde yaşıyor. Sonra bulaşık yıkıyor, hayal kuruyor, araba kuruyor, şey kuranlıyor, araba. Hayal artık realiteden, gerçeklikten seni koparıyor. Videoların çok seyredilmesinde. Hayal perest ediyor seni. En ufak birisi senin hayaline dokunsa kıyameti koparıyorsun. Ya ne yapıyorsun falan. Ya bir şey demedim ya. Yok sen böylesin şu an. Zaten bana değer vermiyorsun pat diye. Niye bu şey yaptım? Gündelik hayata da örnek olsun. Çok videolar seyretmek hayal perest yapar. Hakikattan, realiteden, gerçeklikten kopartır. Yere basamaz. Oho leylim leylim. Film seyrediyor kız, prenses. Film seyrediyor delikanlı, kral. Tamam. Oho ondan sonra biraz sonra annesi diyor ki, kızım! Ne oldu? Bulaşık ne var ya? Bir bulaşık ne bulaşığı ya? Hep beni buluyor, hep ben mi yapacağım ya? Sanki bir hep yaptı, sabahtan beri bulaşık. Niye? Ulan filmde neydi? Filmde şuydu, hemen hadi geldi. Filmde kraliçeydi. Her şey sofralar seriliyordu. Filmin içine girdi ya, filmi seyrede. Filmin içine girdi, hayat perest oldu, kraliçe oldu. Gel de şimdi bulaşık yıka ya. Çok tepki ondan geliyor. Son bir tane okuyayım, meyvemiz geldi. İşaret-ül İcaz 116. O mesajı yazdım ki,
Yani bak derse geliniyor, bunlar oluyor de. Kasten yaptım. Yok, yoksa birkaç kişi gönderebilirdim. Yani sonra da dedim ya niye böyle yaptı diye. Yani derse geliniyor kardeşim. Sanalla şey yapma. Bak geliniyor. Son okuyorum. Düz okuyacağım. İfade çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, mani ve ibarelerinden fikirlerini ayıramadıklarından çıplak hakikatları ve akliyatı fehmedemezler. Ne anladık burada? Hayallerinde bulunan, hayalde elfaz bulunur, mana bulunur, ibare bulunur. Bu çok önemli. Hayal, şurada tahayyül. Burada ne bulunur biliyor musunuz? Üç tane şey bulunur. Sayar mısın Mehmet abi? Ne okuduk? Elfaz. Mana. Mana. İbare. Şimdi. Üçü de aynı şey gibi abi. Üçü de aynı gibi. Elfaz, mana. Manaya bir girsem. Mana yazmışım ama şimdi girmeyeyim. Çok antikadır mana. Bakayım bulabilirsem bak manayı ben sana göster. Mana ile bakayım bulabilecek miyim? Bulurum inşallah. Mana sende uyanan diyebiliriz abi. Bak şimdi. Şurada yazmışım Filist'e. Mana bakayım nereye yazmışım. Kavram özgürlük, modern tıp, psikoloji, matematik, ölüler, zeka, ilişki çelişki, anlam, melaike, manayı ne yazmadım? O zaman 249'da yazmadımsa bakayım. Tekrarı yazmışım. Tesbihte Subhanallah, Subhanallah için tekrar ediliyor. Mana burada değil bakayım. 285 inşallah. Yani manayı anlam. Bak bu. Mana anlam ya. Türkçesi şey gündelik anlam. Bak şimdi arkadaşlar. Beden bedene ben bene konu olduğu için benim vücudum. Bene bedeni konu yaptık. Benim gömleğim. Benim vücudum konu olduğu için benim vücudum diyerek beden insan değildir. Yani sana ne konu oluyorsa o sen değilsin. Benim gömleğim sana konudur. Sen değilsin bu. Sana ait. Gir içeri. Benim vücudum sana konudur. Sen değilsin. Benim aklım gene sen değilsin akılda. Benim ruhum konum oldu sana. Sen değilsin. Ben olan ben ise sen sensin işte onlar. Ha, diyor ki beden bene konu olduğu için benim vücudum diyerek beden insan değildir. İnsan ise ecdat eskiden ne demiş biliyor musun insana? İnsana içsan denmiş. İçsan. İç insana büyükler demiş ki insana içsan. İç. Yani bir bu insanlığı denmiş. İçeriye döndükçe insansın. İn. İçsan. İç. Osmanlıca'da gördüm bunu. Ya acaba yanlış mı okuyorum dedim. Baktım ki ne var. Allah Allah. Bak şimdi nereye girecek? İnsana içsan derlermiş büyükler. Bilgi dışsaldır. Bilgi var ya, bilgi şuradadır. Bilgi şuradadır, tasavvurdadır. Bilgi dışsaldır. Ne kadar bilgiyi yaşarsan ilim olur. Vesvese Risalesi'ne geç. İlim onu tard eder. Bak, ilim onu tard eder. Çık çık çık, çık dışarı, çık çık çık, tard eder. Eylemdir. İlim eylemdir. Eyleme dönüşmemişse o bilgidir. İlim onu niye tard etmedi vesvesi? Bilgidir. İlim olmadı ki. İlim onu tard eder. Bilgi dışsaldır, ilim içseldir. Şimdi malumata gelecek. Bilgi maluma, manaya gelecek. Bilgi dışsaldır. İnsan yorumlanmış mahluk varlık olduğu için kendini kendi keşfettiği için
İnsan kendisi kendisini keşfettiği için amaca bağlı olarak aklına yürürken şahit olduklarına anlam kazanır. İnsan kendisi kendisine konu ve mevzu olduğu için kendisini kendisinde yürürken şahit oldukları hakikata, hallere mana denilir. Bir lügat manasıyla hakikatin uyanışıdır. Ama ben onu gezdirerek söylüyorum. Sen sende seyahat ederken, sen sende giderken şahit olduklarınla sende uyanmış. O zaman bu şahit oldukların hakikat mertebesidir. Hakikatına bağlı olarak, ereğine, aslına bağlı olan esmana, Cenab-ı Hakk'a bağlısın vay ile o iple, hani dağ, dağcılar var ya, ipi tutarlar, jüp bir fırlat, dağın tepesine koydun mu? Tutun hadi, tutun. O dağ dimağdır. Vahiy inmiş oraya. O ip nedir? Akıldır. Hadi bakalım yürü. Ha, her ereğine bağlısın, ip gergin, vahye bağlı. Her rastladığın, şahit olduğun seni yapılandırıyor ya, vay be dere varmış, ağaçlar varmış, yürüyorsun ya. O sende uyanan, akıl seyahat ederken, kendin kendinde seyahat ederken sende uyanana mana denilir. Mana denilir. Melek, İçi doludur, dolduramazsınız. İnsanda farklı olarak. Meleğin içi doludur. Ama insanın içi boştur. Sonsuz boştur. Meleğin içini dolduramazsınız. İçsan ise dolması bitmeyen ve kendisiyle bilen insan, melekle gibi de en büyük farklarını bir tane söyleyeceğim. Meleğin içi doludur. Bunu dolduramazsın. İnsan kendisini kendisiyle doldururken insan en büyük farkını bir tane söylüyorum. Kendisiyle çelişen, çatışan bir mahluktur. Kendisiyle bile çekişen, kendisi kendisiyle çekişen mahluktur. İçsel çekişmesinin haricin önermeleri, verileri olur ama orayı, içsel alemini hiç kimse şahit olamazsın. Mesela iç aleminde ben kendimle çekişiyorum. Olmaz ya. Olur. Ayıptır. Haramdır. Olur mu ya? Ver. Verme. Git. Çekişiyor. İç seyahat. Meleklerde bu yok. Çekişme yok. İnsan kendisi kendisiyle çekişir. Kendisi kendisiyle yargılanır. Çok acayip ya. Ya her böyle pazar günde böyle dersler yapıyoruz. Hala dibi iç sanayisi, sanayi dolmuyor. Yani aslına inen in, bu dolmak manasında kullanmış. İçsan, doldur, içsan, insan. Manayı biraz şey yapıldı. Demek ki enfus giderken dağa taktık, dağ dimağdır. Mağara vahini geldi, İsa, Meryem, ip bağdır, akıl, akıldır, ikal bağdır. Yürüyoruz dağda. Rastladığımız yürürken dereler, taşlar, topraklar, vay! Şuraya bak ya, vadinin arasında tüm şey var, kar var falan. Sende bir şeyler olmuyor mu? Ereğine, hakikatine bağlıyken, yürürken, sende uyanıp, sende şahit olduğun, dereye baktın, uyandın, vay be, alabalık var lan şunlar falan diyorsun. Sende uyananın adı manadır. Nerede seyahat ediyorsun? Kendinde. Mana kalbi değil mi yani? Onu uyandırdın ya. Sende şahit oldun. Uyandı. Tamam, oraya geliyorum. Uyandı. Nereleri uyandırdı? Akılda uyandığın, şahit olduğun şeyler. Kalpte şahit oluyorsun. Harita ya. Oralara inmiyorum da. Şahit oldun. Ve manalar kalpten çıktığı zaman diyor. Çıplak olarak evet. Yol üstünde. Şurada. Evet. Abi bu akıl var ya. Evet. Şunları kullanarak seyahat ediyor. Seyahat ettikçe, tamam mı? Sistem, tasdik, izan, ilim, itizam, itikat oluyor. Sonra şahit oldukların
Yani şu anda sana gelen evamir-i tekviniye. Şeylerin ya. Seyahat eden kim? Evam. Kur'an'la seyahat ediyorum. Nerede? Kendimle. Kur'an'a muhatap olan akıl kendisinde seyahat etme yetkisini alıyor. Yoksa seyahat edemezsin kendine. Ben seyahat etmek istiyorum. Bana diyor ki kendim içimde. Bir dakika. Yetkin var mı? Var. Vahim var mı? Yani kart okutuyorsun ya kapıya. Nasıl gireceksin? Vahiye muhatap oldukça kendin kendine seyahat etme yetkisini alıyorsun. Evet. Seyahat ediyorum şimdi ben. O Allah Allah neler var? Uyandı. Ben de bir şeyler yaptı yani. Dere gördüm, bir şey oldu bende. Ha doğru, dışarıdan içerideki kalpteki hakikatlarım uyandıkça onun adı manadır. Kalpler manadadır. Ama bu uyanma süreci bu. Kendin kendine seyahat etme yetkisi ve yetisi ancak akıl vahiy bağlılığı olursa olur. Ve burada bitirmiş olalım. Ya cümleyi bitireyim. Hayallerinde bulunan elfaz, mana, ibareler, fikirler aklın sıfatıymış. Çıplak hakikatları fehmedemez insanoğlu. Çıplak hakikatları. Fehim aklın sıfatıymış bu da. Fehim arayış, anlayış, kavrama demektir. Ve burada bitiyor. Ha. Bunun bir üstündeki madde işaretli icaz 112 okudunuz mu abi? He, yok okumadık. Orayı atladık. Ne atladık he. Ne oluyor böyle doktorum? Al okuyayım. 112 işaret icaz. Şeriat-ı İslamiye aklı burhanlar üzerine müessestir. Şeriat burhanlar akılda olgunlaşır, aklı yapılandırır. Şeriat şartlar var ya şartlar. Şartlara göre dinimiz kurallar getirir. Terbiye eder. Yani şeriat şartlara göre gusül yapman lazım. Abdest alman, bu bir şeydir, namazdır, şudur. Ha, o zaman şeriat-ı İslamiye akıllı olana bakıyor. Aklı olmayanın dini de zaten yok. Bu sefer bu şeriattaki o hükümler insanın aklındaki sistemde burhan getiriyor. Burhanlaştırıyor. Burhanı kaideler getiriyor. Ölçüler getiriyor. Değişkenlikten insanı kurtarıyor. O zaman burhan aklın sıfatıymış burada da. Ve böylelikle bugünkü dersi de bitirmiş olduk. İnşallah yaşarsak sayfa 52 defterde işaret edeceğiz. 140'tan okuyacağız. Allah hakikatle haklanmayı nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Usul ve furularımızı nefis ve şeytanın şerinden, semavi arz afatlarda, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden, taunlardan, salgın hastalıklardan hıfz-ı emin eylesin. Vefat anımızda talebi uluma müekkel olan müekkel melaikeyi bize nasip eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de himsemizi ziyade eylesin. Kim bize, herkes kendisine, kim dua ediyorsa size ve bana, kime biz dua ediyorsak, kime söz vermişsek, Allah'ım onları iki cihanda aziz eyle. Onları insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlarda, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden hepsi emin eyle. Evlad-ı iyallerinden İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştir. Her birimizin usul ve furularından her kim ahirete göç etmişse, göç etmişlerse, bu maide-i Kur'aniye'den hisselerini ziyade eyle. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hasıl olan sevab-ı uhreviyelerini, hisselerini azim eyle. Ya Rabbel Alemin, kendine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe eyle, birbirimize kardeş eyle ya Rabbi. Birbirimize tahammül eden, birbirimize değer veren, birbirimizin hak ve hukuklarını yok iken bile gıyabında, gaybdayken onu kollayan, koruyanlardan eyle. Bizi hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de İhlasla, sadakatla, takva ile hizmetle iştinab-ı kebair sırrına mazhar eyle. Böyle yürütmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, alimlerin değil, evliyaların da değil, ruhunu kabzede melekleri değil, talebe-i uluma taluk eden müekkel melaike istiyoruz. Bizi şehit olarak, teris olarak nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahum.
Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yapılan riyakarane duamızı ya Rabbi, dergah-ı uliyetinde ve izzetinde ve rububiyetinde makbul ve karin olan duaların hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına kabul eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi. Ve tub aleyna ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu'a liyakum minellezine faalu fe enşeten evzela manfuseküm zekerullah fe estağfiru li zunubim ve miyafiru zunubi illallah. Estağfirullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tub ile subhanahu. Allahümme inni uridu enni cedide iman ve nikah tecdide mi kavli la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah sadık ve vaadil emin. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Emine Vahkinna. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha tema selamat. Amin. Allah kabul etsin.